İçeriği Nargile'ye dair her şey olan Doktor Nargile kanalındasınız. Bugün muazzam bir içerikle karşınızdayız. Daha önce hiç sunulmamış, çekilmemiş, araştırılmamış, yapılmamış bir içerikle karşınızdayız. 1200 TL bütçeye kadar üst sınırı olan en iyi 9 takımı sizler için derledim. Onları aldım, önüme koydum. Tek tek hepsinden 4 ayrı kriterde ortalama puanlarını size sunarak hepsini sizlere anlatacağım. Hemen şunu belirteyim. Listeyi oluştururken farklı türde nargile modelleri olsun istedim. En az bir kahveci takımı eklemek istedim. Bu aynı zamanda şu demek. Bu listede göreceğiniz nargile kahveci takımı nargile bulabileceğiniz en iyi kahveci takımı demektir. Ekonomi, performans gibi kriterlere toplamına bakarsak. Küçük boyutlu, pratik bir üründe koydum. Orta boy bir üründe koydum. Büyük boy üründe koydum. Estetik, ev kullanımı, masa kullanımı için olan üründe koydum. Dünya kalitesi olan üründe koydum. Videonun devamını izlemek için hadi gelin. Evet, nargile severler. Şimdi bahsettiğim o harika 9 takıma geçiyorum ama 9 numarayla başlamadan önce liste nasıl belirlendi? Hangi kriterlerle belirlendi? Bundan söz etmek istiyorum. Bir kere fiyat sınırı 1200 TL üst sınır. Kriterler nelerdi? kriterler, duman performansı, estetik, fiyat ve kullanışlılık. Kullanışlılığın detayına inersek boyutu, kurma, bozma ve temizleme kolaylığı ve de taşınabilirliği önemsedim. Bunlara puan verdim. Bu puanların ortalamasıyla çıkan puanlar da bu listeyi oluşturdu. Yaklaşık 100 ayrı takım, marka, model içerisinden bunları seçtik. Hemen 9 numaradan başlayalım. 9 numarada bir kahveci takımı var. Bu listeye bir kahveci takımı koymak istedim. Çünkü her kullanıcıya hitap etmek istiyorum bu listede. Ve biliyorsunuz ki çift elma severler, cappuccino severler ya da tek tattan geçmeyenler yeni nesil nargile takımlarına acayip gıcıklar. Onlar bakırdan başka bir şey kullanmayı asla kabul etmiyorlar. Dolayısıyla bir kahveci takımı belirledim. Bu kahveci takımın buraya 9 numaradan girmeyi sadece kahveci takımı severlere bir jest olsun diye değil. Şimdi söyleyeceğim puan detaylarıyla da hak etti. Duman performansı puanı 75. Kullanışlılık puanı 80. Neden 80 puan aldı? Şu yüzden diğer kahveci takımlarından farklı olarak bu takımın kilitli bir özelliği var. Biliyorsunuz kahveci takımları klasik olarak silikonlu ve o silikonlar bir süre sonra hırpalanıyor, yıpranıyor ve hava kaçırır hale geliyor. Kullanışlık puanının yüksek olmasının bir başka sebebi oldukça hafif kendi standı olan altına ışık mekanizması yerleştirebileceğiniz bir model olmuş ki kahveci takımlarında bu tür yeni nesil detayları pek göremezsiniz. Kullanışlılık puanının yüksek olmasının bir başka sebebi e, yukarıda tepside kullandıkları önemli bir detay. E, çok hoşuma gitti bu tepsiyi bu şekilde kullanmaları bu puanları verdim. Tıpkı diğer tüm kahveci takımları gibi dişi bir takım yapmaları, lüle kısmını dişi yapmaları açıkçası biraz puan kırmama sebep oldu. Ama bütün kahveci takımlarında bu böyle. Kullanışık puanı bu yüzden 80. Fiyat puanı 75. Fiyat puanından biraz kırdım. Çünkü bu ürün arkadaşlar 500 TL. Kahveci takımları için çok ucuz sayılmayacak bir rakam ama böyle bir takım ve keyfi 500 TL'yi karşılıyor mu? Evet karşılıyor. Ve son olarak estetik puanına 80 verdim. 80 puan iyi bir puan. Neden o puanı verdim? Bir kere o klasik kahveci takımı kullananların klasik gelenekçi yapılarını gönderme yapan, onları tatmin eden, onlara keyif veren klasik işlemeleri var. Çok hoşuma gitti. Kırmızı işlemeler ve desenle kırmızı şişeyi ki çok tatlı bir kırmızı harmanlamış olması çok hoşuma gitti ve gerek tahliye kısmında gerekse marpuç kısmında çok önemli küçük işleme detayları koymaları da hoşuma giden etkenlerdi o yüzden estetik puanı olarak bu takıma 80 puan verdim toplamda 77 buçuk puanla listemize 9. sıradan girmeye hak kazandı bu kahveci takımı şimdi dilerseniz 8 numaraya geçelim Evet 8 numarada bir kefo ürünü var. Biliyorsunuz Kefo artık Türkiye'de tanınan bir marka haline gelmeyi başardı. Özellikle sosyal medya çalışmalarıyla, marka tanıtım çalışmalarıyla Kefo farklı ürün yelpazesiyle Kefo markası e, tanınan bilinen bir marka haline geldi. E, 8 numarada Kefo'nun bir modeli var. Bu listedeki tek modeli Kefo'nun. 8 numaradan giriş yaptı. Kefo Merkür modeli bu. Bu modelin puanlarına bakacak olursak 8. sıraya nasıl girdi hikayesi nedir? Duman performansı 75 puan. Kullanışlılık puanını vermeden önce kullanışlılığıyla ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. Bu model çok hoş, küçük, taşınabilir ama aynı zamanda masaüstü bir model olmuş. Nargile severlerin küçük takımlarda Yoğun kaygı duydukları bir şeydir. Küçük hareketlerde nargile takımının düşeceği, devrileceği ile ilgili kaygılar. Fakat bunu deprem olsa deviremezsiniz durumu var. Böyle bir durumu var. Kullanışlılığı, temizlemesi kolay bir takım, klasik yuvarlak modellerden farklı olarak küp bir model tercih etmesinin buna katkısı olmuş. Kullanışlık puanını arttıran bir başka etmen yine burada bir ışık haznesi olması. Arkadaşlar, hepiniz kullanmıyor olabilirsiniz ama bazılarınız ışık kullanmayı özel bir gün oluyor veya veya başka bir durum bazıları nargilesini hareketlendirmeyi ışıkla hareketlendirmeyi seviyor. Dolayısıyla bu detayı önemsiyorum. Bulunmasının bir zararı yok, faydası var. Bir gün bir yerde lazım olur tarzında. Konunun ışık puanına o yüzden. 88 verdim. Fiyattan konuşacak olursak arkadaşlar Merkür paket içeriğinde bir taşıma çantası, bir ocak ve maşa marpuçla geliyor. Kefon'un ocaklarının kalitesini artık biliyorsunuz. O ocaklardan bir tane bu çanta içeriğine serpiştirmiş olması ve bütün bu seti sadece 400 liraya, 450 lira arasında işte bayiden bahiye değişmekle beraber 400-450 lira arasında sunum yapmış olması sebebiyle benim gönlümü çaldı. 80 puan verdim ve estetik puanı son olarak arkadaşlar klasik şişe modeli oval hatlara sahip e, takımlardan artık bana gına geldi bu tür farklılık getiren farklı detaylar ortaya koyan işte küp model gibi vesaire takımları ben cak karşılıyorum içimi ısıtıyor o yüzden estetik puanını yüksek tuttum 80 puan verdi toplamda Kefo Merkür ortalama 81 puan alarak listeye bir ürünün sokmayı başardı Kefo. 8 numaradan Kefo Merkür giriş yap. Şimdi 7 numaraya geçelim. Ve geldik 7 numaraya. 7 numarada benim çok sevdiğim bir yerli üretim var. Ee, çok takdir ettiğim bir marka var. Oduman. Oduman bu listeye birden fazla e, ürün sokmayı başardı. İlki 7 numaradan giriş yapan bu ufak tefek takım. Bu Monster modeli Oduman'ın. Şimdi gelin nasıl girdi bu listeye bakalım. Kullanışlılık. Ee, öncelikle onu yorumlayalım. Arkadaşlar bu... 30 santimetreyi falan bile bulmayan neredeyse lülesiz boyu 30 santimetre civarında bir takım. Çok az parçadan oluşuyor çünkü ser kısmında neredeyse hiç yani göbekle birlikte neredeyse ser kısmı hiç yok. Bu küçücük takıma bile 304 çelik kullanmış oduman duman ve bir difizör kullanmayı ihmal etmemiş çok estetik de bir tahliye sistemi kullanmış. Bu bakımdan kullanışlılığına ben bayıldım. Kullanışlılığı etkileyen faktörlerden bir tanesi içeriğinde çanta olması ve bunun neredeyse cebinize sığacak boyutta bir takım olması. Neredeyse cebinize taşısanız olur bir model bu. Bu açıdan kullanışlılık puanına 95 verdim. Şimdi fiyatından bahsedelim. Fiyatta Oduma'nın genel politikası zaten Türkiye ortalamasını konuşursak biraz problemli. Nargile müşterilerinden bu konuda şikayet var. Ufaklık 450 TL'ye piyasaya satışa sunuluyor. Ee, Oduma'nın kendi e, fiyat politikası bu. Bu açıdan fiyat puanı 70. Daha üst sıralarda yer almasını engelleyen faktör belki de buydu. Estetikle ilgili puanı belirlerken e, az önce de belirttiğim gibi bir kere büyük premium kalite bir modele ne konmuşsa, hangi detaylar işlenmişse hemen hemen hepsini bu küçük modele sıkıştırmayı, sığdırmayı başarmış o duman. Estetik olarak buna rağmen çok sade, hoş bir çizgiyi de yakalamış. Duman tahliyesi kısmında benim çok hoşuma giden, daha önce hiçbir takımda görmediğim özel detaylar yakalamışlar. Ben bu modeli o yüzden estetik olarak 80 puanla ödüllendirdim. Ve son olarak duman performansına verdiğim puanı e, merak ediyorsunuz. Bu küçük boyutuna, bu minnaklığına rağmen muhteşem bir duman performansına sahip diyebilirim. O yüzden duman performansına 80 puan verdim. O Duman Monster toplamda 81.25 puan ortalamayla listemize 7. sıradan girmeyi başardı. With the nails done.